Piyasadaki birçok müteahhit inşaat maliyetini hesaplamak için kendi oluşturduğu Excel tablolarını kullanıyor. Bazı müteahhitlerin bu tablosu 15-20 kalemden oluşurken bazı müteahhitlere bu tablo 40-45-50 kaleme kadar çıkıyor. Çok nadiren 200-300 tane detaylı maliyet kalemi hesaplandığını gördük. Peki inşaat maliyeti hesaplarken Excel tablosu kullanmak yerine inşaat hesabı kullanmayı niçin tercih etmelisiniz? Excel tablolarında fiyat güncelliği olmaz. Bu fiyatları sürekli kendiniz güncellemeniz gerekir. Biz bu fiyatların güncelliğini bir kere sizin için takip ediyoruz. Öte yandan inşaatın özellikleri değiştikçe bu maliyeti anında etkileyebilir. Örneğin kat yüksekliğini 10 santim artırdığınız zaman Excel tablosunda maliyetin ne kadar değiştiğini göremezsiniz. Excel tablosunda hesap yapabilmeniz için önce projenizin çıkmış olması gerekir. Bu projeye göre tek tek taşeronlardan, ustalardan fiyat almanız gerekir ve bu fiyatları sisteme işlemeniz gerekir. Bu durum sizi oldukça yorar. Aynı zamanda Excel tablosuyla hesap yaptığınızda Excel'de formül düzenini muhtemelen kuramayacağınızdan verilerin birbiriyle olan bağlantısını işleyemeyebilirsiniz. Yani burada mesela bir kat sayısı arttığı zaman yönetmeliğe göre sisteme asansör eklemeniz gerekebilir, yangın merdiveni eklemeniz gerekebilir. Bir kat az veya fazla yapmanın arasındaki farkı rahatlıkla göremeyebilirsiniz. Biz sistemde bu gibi değişiklikleri anında hesaplayarak size o anda hemen maliyetini veriyoruz. Sistemde birbirine bağlı olarak çalışan binlerce formül ve algoritmalar var. Bu algoritmalar sürekli güncelleniyor. Biz bunların güncelliğini sizin için sağlıyoruz. Bu nedenle Excel'de yaptığınız tabloları kullanmak yerine inşaat hesabı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer doğru bir inşaat maliyeti hesaplamak istiyorsanız, bulunduğunuz ile yani inşaat yapacağınız şehre göre güncel işçilik ve malzeme fiyatlarını görmek, bu fiyatlara göre inşaatınızın maliyetinin ne olduğunu bilmek istiyorsanız inşaathesabı.com'u en azından denemenizi, hiç görmediyseniz örnek raporumuzu görmenizi tavsiye ediyorum. Akabinde zaten kararınızı kendiniz vereceksiniz. Teşekkür ederim.